Merhaba Çipşi TV izleyicileri. Bugün yine İşimiz Keçi programında sizlerle birlikteyiz. İzmir'deyiz, Selçuk'tayız. Belevi köyünde keçilerimizle birlikteyiz. Öncelikle merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Adım Hamza Durabay. Selçuk'tan üreticiyim. Doğma büyüme bu işin içindeyiz. Babadan, dededen, atadan keçi. Gelme keçi üzerine. Bizim tek geçim kaynağımız bu. Hayvancılıkla keçi üzerinden kazanıyoruz. Tabii bundan biraz artık zorlanmaya başladık. Maliyetler artmaya başladı. Yerleşimlerden sıkıntı görmeye başladık. Yani mera kalmamaya başladı. Evet. Kurtlardan sıkıntı görmeye başladık. Şöyle diyelim, bulunduğumuz konum Selçuk ilçesi olarak turizmin özellikle çok aktif olduğu bir yer. Evet. Belevi köyündeyiz ama yerleşimimiz şu an, tabii sizler göremiyorsunuz, belki drone'la çekimimiz ilerlediği zaman karşılaşırsınız. Otobandayız, izbanımız var ve aktif olarak şu an pazarın içerisinde bu keçi, evet. Keçiler aslında, evet. Bakarsak. O yüzden her zaman söyleriz ki bizler bu yetiştiriciliği yaptığımız zaman tabii ki ulaşım bizim için önemli ama pazarımızın ulaşımı önemli. Evet. Sütçünün arabayla rahat girebilmesi. Tabii. Az önce bahsettiğim gibi otobanın olması, izban gibi ulaşımların olması bizleri artık dezavantajı sürüklüyor. Yavaş yavaş bizi, evet. yani bitmemiz gerekiyor. Bitmemiz şey, yani göstergesi bu. Nereye gideceğiz biz bundan sonra? Doğru yer diyorsunuz. Yok zaten, mera yok. Burası bizi idare ediyordu. Bu yerleşim yerleri de gelmeye başladı. Şimdi birkaç yıl daha bir hani idare ederse eder bizi. Ondan sonra tamam, bitti. Evet. Bulunduğumuz yer 12-13 senedir burada. Bölgeyi ben de tam olarak biliyordum. Ama yakın zamanda 4-5 senedir hiç gelmemiştim. Arkadaşımın icar olarak kiraladığı yerler şu an özel mülk olarak satılmış. Evet. Şu an bizim tam karşımız ve çok büyük bir alan. Çok büyük. Yani hemen hemen 1200 dönüm bir arazi meraydı yani burası. Biz kiralıyorduk, evet, burayı. Evet, evet. Tabii sizin hayvanınızı rahatlıkla karşılıyordu. Rahatlıkla yaz, kış idare ediyordu bizi yani. Dağlara da salıyorduk. Ama şimdi yazın, tamam kışın idare ediyoruz dağlarda ama yazın sıcakla hayvanlar dağlarda gezmiyor. Evet. Zaten akarsularımız yok bizim bu dağlar. Tabii. Su yönünden gariban. Evet. Tankerle su taşıyoruz. Hayvan da bütçesi biraz kalabalık. Yani günde 2-3 tanker su yetmiyor. Mazot pahalı. Mazot pahalı. Ulaşım bugünlük var, evet. Yarınlık yok. Evet. Yani bütün her şeyden problemli. Dertliyiz bir yandan. Bir yandan da mümkün olduğunca yeri, yurdu, imkanı olan kişilere de tavsiye ederim keçiyi. Ama tabii biz yer bulabilsek gideriz. Gitmez de bu işi bırakacağız, evet, değiliz. Evet, yer evet. bulabilsek gideriz ama tabii o ilerleyen zamanlara kalmış bir şey. Gösterilecek artık. Bu bahsettiğim özel mülk de neredeyse hani şurada burnumuzun dibine kadar gelmiş. 200 metre evet. aramız. Buraya kadar gelmiş ve şu an bahsettiği gibi arkadaşımın yaylımın evet buralardaydı. Şimdi artık daha çıkılıyor ama bir 3 sene sonrası, ikisi belki de hemen. Evet. Yani kış yıl başında mesela burası benim yerim, çıkın demeleri de mümkün. Evet. Ya o zaman gidebilecekleri gerçekten yer yok. Ve bunlar bizim ülkemizin tüm yeri için söylüyorum. Bunlar bizim hayvancılığımızın bitmesini gösteren sebeplerin neredeyse başlıcası. Tabii. Belki İzmir olarak bizim burada dezavantajlarımız çok fazla. İşte hem yaşadığımız Covid olmuş olsun, hem gerçekten büyük yerlerimizin, tarım arazilerimizin olmuş olması alanların satılmasına sebep oluyor. Ve bölge hayvancılığımızın da bitmesine sebep oluyor. Çeşme bölgemizde sakız koyunlarımız vardı, yerli ırkımızdı. Turizmden kaynaklı maalesef bitmeye yüz tuttu. Tabii. Şu an biz Selçuk'tayız. Burası da gerçekten turizm yönünden, özellikle Meryem Ana yönünden aktif olarak turist bölgesi. Evet. Ve işte yapılacak olan inşaatların otelleşmesi,
turizme destek görmesi bizim bölgemizin hayvancılığının bitmesine sebep. Diğer bölgelerimizde baktığımızda Ödemiş'te, Bayındır'da ova var, ovada zarar var. Hayvanını bitirmek zorunda kalıyor. Evet. Şimdi, zarara salamıyor. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var bizim. Tamam biz bu Efes tarafına, Meyremana tarafına geçemiyoruz. Zaten oralarda yasak bize. Evet. Hayvan hani hayvan yönünden yasak. Turistik bölge, çamlar var, dikimler var, bilmem neler var. Bir tek bu Keçi Kalesi bize müsait. Yani ormancının da bize teşvik ettiği yer bu Keçi Kalesi. Ama tabii bu özel mülkler olduğu zaman bizim yol hakkımız yok. Ha. Ormaniye'ye ait de bir yol yok bizim burada. Biz ne yapacağız? Şimdi eski zamanlar gibi beygir eşekle su taşımayacağız. Traktörler var su taşımak için. Zaten akarsularımız yok. Mecbur suları taşıyacağız. Bu sefer de biz oraya yol imkanı olmadı, ulaşım olmadığı için gidemiyoruz. Evet. Aslında böyle bir ulaşım imkanları olsa, bizim devletimizden bize bir yardım olsa, biz bu hayvanı bu kadar değil, bu kadar daha yaparız. Daha fazla. Ben de yaparım. İsteyen şahıslar da yapar. Yani yapmak isteyen şahıslar da yapar. Tabii yol imkanı yok. Evet. Bizim tek isteğimiz Ormaniye'den, devletimizden, yani hayvancılığın yapılacak olduğu yerlere yol imkanı. Evet. Ya işte bu tarz imtiyazlar, imkanlar da Orman Genel Müdürlüğümüz, ilçe tarım müdürlüklerimizde artık birebir ilişkilerimiz, memuriyetlerimizin ahd vefalarıyla birlikte destek olmaları. Yani zaten bizim programlarımızın amaçları belli. Sizlerin problemlerini dile getirebilmek. İşte çoğu yetiştirdiğim zaten hep problemlerimiz aynı. Bunlara bir söz alabilmek, bunları gündeme getirmek. Umuyorum ki hani buradan taşınmazsınız umuyorum. İnşallah. Ama, yani inşallah. Hani olduğunu bütün da varsayarsak. Bütün rızkımız bizim bu. Evet. Şimdi bu işi bilen yapsın. Bilmeyen zaten bu hayvanı rezil eder. Bizim bunu bıraktıktan sonra bir fabrikaya çalışmaya gideceğiz. Başka ne yapacağız? Doğru diyorsun. Sizin artık bu zaten kendi yaşamınız, kendi yaşam tarzınız. Bunu çok zengin insanlar da yapabilir. Ama bunun hastalığını, bunun neşesini, bunun keyfini anlamadıktan sonra bu üremez yani. Bunu bir bilenle yapmaları gerekir. Tabii. Bunu bir bilenle yapmaları gerekir. Sizler burada her hayvanın birebir, tabii ki isimleri vardır. Keyfi var mı? Halsiz mi? Duruşu nasıl? Yeme gelmiş mi? Tabii. Hangisi dağda kalmış? Tabii. Hepsini tek tek bilirsiniz. Bunları tek tek, mesela insanların birbirini tanıdıkları gibi biz tek tek bunları tanıyoruz. Akşam oldu mesela kim var, kim yok, kim hasta? Bunları hep biliyoruz yani. Biliyorsunuz. Yani bizim bitmememiz gerekiyor. Bizim daha çok yani teşvik edilmemiz gerekiyor. Evet. Bu hayvanı üretmek için hani bir kendimiz için değil. Biz Türkiye için de bu işi yapmak zorundayız. Evet. Biz parasını kazanırız, yeriz, geçeriz ama biz bunu üretmezsek bizim Türkiye dışarıya gebe kalır. Ya zaten baktığın zaman hepsi birer zincirleme. Bu bir tarım kanalı. Evet. Ben ziraat mühendisi, zootekniktim. Sen zaten yetiştiricisin. Biz sana bağlıyız. Tabii. Sen var olmadığın sürece ben de mesleğimi yapamam. Kanal da bir faaliyet gösteremez. Türkiye'deki bütün insanlar, yurt dışında da aynı. Üreticiye bağlı. Evet. Domatesi de üreticinin, salatalığı da üreticinin, eti de üreticinin, sütü de üreticinin. Her şey bizim elimizde. Ama işte her şey olduğu gibi elimizdeyken kıymeti biliniyor. Evet. Evet. Yani bitti mi de vahtı, tuhtu. Evet. Her şey olduğu gibi yani. Aynen öyle. İnsanların her şekilde davrandığı gibi. Ama umuyorum yani küçük başta tabii bu senin olayın spesifik bu olay, burada yaşadığımız problem. Ama küçük başta artık belli bir düzelmeler, belli bir raddeye geldiğine inanıyorum ben fiyat konusunda. Tabii bizler hayvan çalışıyoruz ama sonuçta para için çalışıyoruz. Evet. Yani Evet. Bizler seviyoruz, özveriliyiz, çalışmak zorundayız. Dün mesela resmi tatilde biz yine de çalıştık. Hayvan için bu tarz özelliklerimiz var ama sonuçta hepimiz para kazanmak için çalışıyoruz. Tabii. Ya o yüzden para kazandığımız sürece bu işimiz, bu mesleğimiz bizim zaten devam edecek. Evet. Burası bir aile işletmesi. Babanla birlikte, ailenle birlikte yapıyorsun. Evet.
Bölgede hayvancılığımız belevi olarak, Selçuk olarak fazlaydı. Evet, çoğu yetiştiricimiz sattı. Evet. Bakıcı probleminden sattı. Yer olmadığından evet. sattı. Dağdayız, kurt var, tilki var, çakal var. Bu tarz sebeplerden dolayı satıldı. Tabii şu an bizim bu Selçuk bölgesinde bu kurt davası yoktu. Şu 2-3 aydır bu bizi, bu Selçuk bölgesindeki hayvancıları çok yıprattı. Mesela bir ayın içinde 3 sürü gitti. Sattı adam. Çok kötü. Uğraşamadı. Zaten biz buraya bölge olarak kurta alışkın değiliz. Evet. Kurtun nereden bize darbe vuracağını. Hiç bilmiyorsunuz. Hiçbir bilgimiz yok. Evet. Kurtun bize nereden darbe vuracağını bilmiyoruz. Ne şekilde koruyacağımızı da bilmiyoruz. Doğru. Bu sefer ne oldu? Biz direkt kuyuya düşer gibi. Doğru. Kurttan darbe yemeye başlayınca bizim bazı arkadaşlar satmaya başladı hayvanları. Baş edemediler. Biz de böyle giderse yani büyük sorunumuz bizim. Yolu da geçtim ben artık. Evet, yolu da geçtim. Evet, evet. Kurt daha büyük bir sorunumuz. Evet, direkt içeride yani. Tabii. Hayvan kalabalık olduğu için mesela köpekler tamam var köpekler de her hayvan başına da ben köpek bakamam. Evet. Hayvan kalabalık olduğu için bölünüyor. Yerlerimiz sarp. Hayvanlar kalıyor. Hı hı. Gelen hayvan geride kalan hayvandan zaten bizim evet. umudumuz kalmıyor artık. Bırakmıyorsun artık. O yüzden kurt çok büyük bir darbe vurmaya başladı bize. Yoktu bizim buralarda. Diğer arkadaşlar da duyuyorduk ama evet. burada yoktu. Ya son 2 aydır falan yapmış olduğum tüm çekimlerde tabii karşı tarafımız oluyor bizim. Bayındır, Ödemiş, evet. Kemalpaşa bölgelerinde aşırı problemdi. Dağdaki çok aşırı. Kurtlar olsun, çakallar olsun ama bu bölgeye de artık gelmiş bu olması. Bu bölgeye de evet buraya da saldılar. Bizim burada hiç öyle bir sıkıntımız yoktu. Bizim bütün arkadaşlar, dışarıdan konuştuğumuz arkadaşlar vardı. Onlar bizi hayret ederdi. Ya sizin oralar da yok mu? Ya bizim burada yok dedi. Bizim rahatımız güzel. Hı-hı. Hayvanlarımız istediği gibi hani dağda kalıyordu, yazın serinde dışarıda kalıyordu falan diyorduk evet. ama şu 3 aydır bizi mahvetti yani. Zaten bizim çoban bulma imkanımız da yok. Artık gelmiyor çobanlar. Evet. Hani yapmak istemiyor bu işleri. Bu sefer kendimiz de yalnız olduğumuz için sürü kalabalık ama aile az. Aile. Çoban az. Bu sefer ne oluyor? Kurt seve seve alıyor. Doğum zamanı nasıl geçiyor? Doğum zamanı çok... Yalnızlığınızdan dolayı. Evet, yalnızlıktan dolayı çok yoğun stres. Değil mi? Yorucu olarak hani geçiyor. Tabii onun da belli bir süresi var. Evet. Güzel, zevkli oluyor ama tabii stres biraz daha biraz da yalnızlık çobanın olmaması. Çobanımız olsa tabii daha iyi olur. Hani birisi onunla ilgilenirken birisi onunla ilgilenirken. Şimdi evet. bizim baba ile ikimiziz. Birimiz erkek kısmına gitmek zorunda. Yoz deriz evet. biz. Yoz kısmına gitmek zorunda. Birimiz doğumla ilgilenmek zorunda. Doğum da yalnız olmuyor. Bazı hayvanların emmesi gerekiyor. Tutmak gerekiyor. Hı-hı. Yani çobanlar da artık bu işe sıcak bakmamaya başladı. Bilmiyoruz yapabildiğimiz kadar. Şimdi şöyle diyelim. Artık hepimizin elinde telefon var. Sosyal medya var. Evet. Neredeyse artık Van'daki yetiştireceği bile rahatlıkla ulaşabiliyoruz tabii. telefon sayesinde. Evet bakıcı, çoban, işte eleman gerçekten bir problem. Ama bu işi de artık kötü art niyetle kullanmaya başlayan kişiler de var. Çıkmış. Evet. Bu bir de şeyledir bizde. Herkes birbirine, yetiştiriciler hep birbirini tanır. Çeşmedeki de tanır, evet. kirazdaki de evet. tanır. Eğer orada bir bakıcı varsa başka bir yerde barındırılmaz. Tabii. Bu yüzden gerçekten Türk olsun ya da yabancı uyruklu olmuş olsun kötü niyetle kullanmaya başladılar artık. Tabii. Zaten burada canlı hayvanla uğraşıyoruz. Doğum dönemi bereketiyle geçsin. Yani sıfır ölümsüz, sıfır ölüm olmadan oğlaklarıyla birlikte geçsin. Bir de bu tarz sinir, stres durumları yaşanınca daha fazla, ne denir, kişi daha fazla yıpranıyor. Tabii. Şimdi biz, şimdi benim yaşıtlarım mesela bana diyor ki, oğlum sana ne olmuş? Çökmüşsün. Evet. evet. Ya gel de bu kadar hayvanla çobansız tek başına uğraş. Sinir, stresi var bu işin. Doğru.
Bazen bir de ishal, mesela bizim oğlaklardan ishal problemimiz çok büyük. Üretici olarak. Veterinere gidiyoruz, bir ilaç veriyor. O fayda etmiyor, para ödüyorsun. Oraya gidiyor, bir ilaç veriyor, fayda etmiyor, para ödüyorsun. Yani aslında devletin bize bir veterinerler, devlet veterinerleri olarak içinde bir bilgili, bize bir bilgi verse o daha da bir güzel olur aslında. Biz, paramız hep boşa gitmez. Evet. Yani öyle bir imkan da yok. Devlet yanından öyle bir imkan da yok. Ve devletin veterinerleri bize yardımcı olsa bu ishalleri nasıl durduracak veya bu oğlak ölümlerini nasıl gidereceğiz diye bir şeyleri, bize bir katkıları olsa tabii o daha iyi olacak, ama öyle bir imkan da olmadığından. Eskiden en basit örneği şeydi, tarım danışmanları vardı. Bilmiyorum, evet. Artık ilçe müdürlüklerimiz de hala devam ediyor mu? Belli başlı sayılı yetiştiricilere işte kayıtlı olunurdu. O yetiştiriciler sürekli ziyaret edilirdi. Tabii. Hani burada en basit örneği ne olur mesela? Ölen bir oğlak varsa ya da ishal olan, gerçekten aşırı dozda artık öleceği varsayılan bir oğlak olmuş olursa, onu hiç olmazsa İzmir'de, evet, bir tahlile götürülür. Tabii. Sebebi hangi mikroplardan olduğu çıkar. Tabii. Ona göre aşısı, iğnesi vurulur. Biz zaten yalnız olduğumuzdan bunu arkasında da koşturamıyoruz. Bunu alıp hastaneye götürüp tahlil yaptıracak öyle bir vaktimiz yok. Bu hayvan bakılması gerekiyor. Sabah erken salınıp akşam gelmesi gerekiyor. Sağım olması gerekiyor. Öyle bir imkan da olmadığı için tahillere de götüremiyoruz. Veterineri arıyoruz sadece. Veteriner anlatıyoruz durumu. Sana bir ilaç veriyor. Bu iğneyi veriyor. Evet. O fayda ederse ediyor. Etmezse başka bir ilaç söylüyor. Öyle öyle derken ölen ölüyor, kalan kalıyor. Kalıyor. İşte bunlar gerçekten yani. Büyük sıkıntılar bunlar. Sıkıntı, problem. Maddi açıdan da sıkıntı. Evet. İlaç, para israflı. Tabii. İlaç şey olması, o kadar ilacın kullanılması. İşte hepsi, gene de söylediğimiz gibi, gerçekten tek başına hayvan bakıyor olmak gerçekten zor. Sizler bu işi yapıyorsunuzdur. Ama bilinçli bir yetiştirici, bilinçli bir çobanınızın olması gerekir. Tabii. Bilinçli bir veteriner hekim arkadaşınızın olması gerekir. Herkes yapar bu işi. Ama sizin de o işletmede mutlaka bulunmanız gerekir. Yem saatleri ya da sığım saatleri, tabii, mutlaka işletme sahibinin de orada bulunup belli bir kontrol altında bulunduğunu hissetmeleri gerekir. Bu işi zaten üretici kendisi takip etmezse bu iş fazla uzun sürmez. Evet. Bunu kendin takip edeceksin. Kendin aynı çobana nasıl bir şeyler emrediyorsun, çobana veya şöyle yap böyle yap diyorsun. Bunu aynı şekilde kendin arka, evet, çobanla bir gitmen lazım. Yoksa öbür türlü bunu çobana emanet ettiğin zaman bu iş fazla uzun sürmez. Evet. Zaten keçi üzerinden bir de çoban bulmak %1. Koyun, inek, evet, tabii, onlar kolay. Tabii. Çabuk, yani çok çabuk bulunur veya çok da bulunur çobanı. Ama keçi üzerinden yüz kişide bir kişi. Onu keçi, keçiyi biliyor olması gerekir. Tabii, tabii keçinin bir de tabiatı farklı keçinin. Mevki de önemli. Mesela keçinin mevkisi de önemli. Bizim bu ormanda, bizim buralar Balkan olduğu için her çoban da gelmez buraya. Bayır. Yerler sert, yani bir topraklı yer değil buralar. Bayır olduğu için her çoban da gelmez buraya. Yani o yüzden biz aramaktan artık bıraktık çoban işini. Artık. Kendimiz yapabildiğimiz kadar dedik. Olan olacak, kalan kalacak. Kalan kalacak. Peki süt sezonuna başladık artık. Süt sezonuna başladık. Oğlakların duruyor. Evet, oğlaklar duruyor. Kesim yaptırmadık. Damızlığa nasıl ayırıyorsun? Fiyatlandırmalar nasıl oğlaklarda? Şimdi oğlaklarda fiyatlandırmalar kilo üzerinden biz hesap yapıyoruz. Hı hı. Tabii piyasada oğlak çoğaldığı zaman fiyat düşüyor. Bu da bize uymuyor. Zaten yemin çuvalı 600 bin liraya yaklaşmış. Evet. İki çuval yem yediği zaman bir oğlak, adam kasabı çağırıyorsun, zaten sana 3 çuval yem parası veriyor. Tabii. Ben niye oğlağı boşu boşuna vereyim 3 çuvala? Evet. O yüzden oğlaklarımız duruyor. Halen de bakıyoruz, bizden cebimizden yesin diyoruz. Damızlığa kalsın. Erkekleri kurbanlık olarak yapıyoruz. Tabii damızlık hepsi damızlık olarak kalmıyor tabii. Bunun.
bunu anasına göre, babasına göre, süt verimine göre, cinsine göre, boyuna göre, salına göre, bunlara göre ayırıyoruz. Geri kalanı tabii büyüdüğü zaman veya yaşlı hayvanlarımız olduğu onun yerine aktarıyoruz. Yaşlıları çıkarıyoruz, gençleri bırakıyoruz. Veya cinsi biraz yani hoşumuza gitmeyenleri tabii kasaba veriyoruz. Evet. Bu şekilde üretmeye devam ediyoruz. Hiç yapmadık, duran dursun diyoruz. Duran duruyor. Hem ne oluyor? Sürümüz gençleşiyor. Evet. Ondan sonra adaktı vesaire de isteyen tabii olursa onun kesimi gerçekleşiyor yani.